30 derecemiz var. 70 derecemiz var. ABD ve ABC'nin açı ortayları arasındaki açı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi bakın ABD'nin açı ortayı. ABD. Yani 30'un açı ortayı kaç kaç bölecek arkadaşlar? 15-15. Mavi ile gösterdim. Şimdi buraya çok dikkat. ABC'nin açı ortayı. Gaza gelip de sakın A70'i 35-35 bölmeyin yapanlarınız var biliyorum. Sakın ha iyi okuyun. A, B, C'nin açı ortaya diyor. A, B, C kaç derece? 30, 70 daha 100 derece. Ha, onu kaç kaç böleceğiz? 50, 50 böleceğiz değil mi? Aman ha çok dikkat. Bu soruyla çok adam avlıyorlar. O zaman burası 50. Buralar 15, 15 demiştik hatırlayınız. Şimdi burası 50 ise Burada 50. E 30'u buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 20. Şimdi bana açı ortaylar arasındaki açın ölçüsünü istiyor. 15, 20 daha 35. Cevabımız B şıkkı. 40 derecemiz var. BAC'nin açı ortay doğrusu ile EAD'nin açı ortay doğrusu arasındaki açın ölçüsü 75 derece. Bizden BAE açısını istiyor. Hadi şu açı ortayları çizelim. BAC'nin açı ortayı. Bu. EAD'ninki de bu olsun. Hemen açı ortayları da gösterelim. Burası açı ortay. Burası açı ortay. Ne diyorduk size? Bir soru daha açı ortay varsa ve açı soruyorsa harflendirin. Hadi harflendirelim. A, A, B, B Bana bir 75 vermiş. Neresiydi orası? Bu açı ortaylar arasındaki açı. Yani şurası. Yani B artı 40 artı A. Eşittir. 75. O zaman bunları bu tarafa atın. Pardon 40'ı bu tarafa atın. Niye A ile B'ye dokunuyoruz ki? O zaman A artı B 75 eksi 40'tan 35. Şimdi benden ne istiyor? Açının tamamını istiyor. Yani 2A artı 2B artı 40'ı istiyor. A artı B 35 ise 2 artı 2B 70. 70 40 daha 110. Cevabımız C şıkkı. Paralellikleri var Paralellikleri iki tane paralel var. Birisi B, F, C, e paralel. O tamam gözüküyor. Ha, bakın bir de bu vatandaş buna paralelmiş. Mutlaka şu soruların altın üstünü sağını solunu okuyun arkadaşlar. Orada bazen gizli şeyler olabilir. Mesela şekle baktığımda B, F'nin e paralelliğini gördüm ama AC'nin BDye B, paralelliğini görmemiştim. 116 var. Diklik var. Bizden x istiyor. Şimdi bu buna paralelse o zaman burası 90 ise burası da ne olacak arkadaşlar? 90. Hangi kural? C kuralı değil mi? Bu açı ile bu açının toplamı yani paralel doğrular arasındaki açıların toplamı 180 dereceydi. O zaman burada 90 ise burada kaç olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Evet şimdi burada bir 116 var. Z kuralını görüyor musunuz? Bakın şöyle birazcık yayvan bize. O zaman bura 116 ise burada 116. E 90'ı buradaysa x'e kaldı 26. Cevabımız B şıkkı. ABCD paralel 80'i 145'i vermiş bizden alfa'yı istiyor. Şimdi doğru açılarda bazı kurallar vardı. Çok iyi bildiğiniz mesela C kuralı. Neydi C kuralı? Şöyle bir yan yatmış C. Bu açı ile bu açının toplamı kaç dereceydi? 180. İşte Z kuralı vardı. Buradaki açı, buradaki açı eşit. Işte. i̇şte bunlar gibi bir de M kuralı vardı. Bu M kuralı yalnız yan yatmış bir M. Bunda neydi kural? Burası A, Bura B ise bu ikisinin toplamı bize bu arayı veriyor. A artı B. Şimdi bunlar kural diyorum ama yani böyle çok da bilmeniz gereken olmazsa olmaz kurallar değil. Hepsi birbirinden zaten türetilen şeyler. Mesela tam şu göbekten bir paralel çizin. Bakın Z'yi görüyor musunuz? Bura B ise bura B. Burada da bir Z var. Bura A ise burada A. Ha burası da A artı B oldu. Yani ben bir kural dediğime bakmayın. Bilmeseniz de rahatlıkla zaten Z, C uygulayarak soruyu çözersiniz. Şimdi bakın burada da M kuralı var gibi de olmamış. Biz yardımcı olalım. Nasıl? Şu arkadaşı uzatırsak olur. Burası 145 ise burası 35 değil mi? İşte bakın yan yatmış M'miz. Neydi kural? 35 ile alfanın toplamı 80 idi. 35 artı alfa eşittir. 80'den at bu yavru bu tarafa. Alfa eşittir 45. Cevabımız A şıkkı. Sorumuzu çözmeden önce bir hatırlayalım mı size? Neyi hatırlatacağız? Çok basit bir şey. Zikzak kuralı vardı. Onu hatırlatacağız. Şöyle zikzaklarımız vardı. Paralel doğrular arasında. Kural da şöyle işliyordum. Sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşitti. Mesela şu A olsun. Bura B olsun. Bura C olsun. Bura D olsun. Bura E olsun. Bura da F olsun. İşte sola bakanlar A, C ve E. Sağa bakanlar B, D, F. Sırayla gidiyorduk. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İşte sola bakanların toplamı sağ bakanların toplamına eşit idi. Burada sadece neye dikkat etmeniz gerekiyordu? Sırayı bozmayacaksınız. Sol, sağ, sol, sağ. Sol, sol olmaz ya da sağ, sağ. Olmaz. Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi bakın burada da ufak bir zikzak var. 90 var. 50 var. 20 var. Bizden D, C, E x'i istiyor. Bakın x sola bakıyor. Sağa bakıyor. Sola bakıyor. Sağa bakıyor. O zaman söyleyin. Sola bakanlar x artı 50. Eşittir sağa bakanlar 90 artı 20. 110. 50'yi at bu tarafa. 60. Demek ki x 60 derece. Cevabımız da a şıkkı. Paralelliği söylemiş. 80'imiz var. 120'imiz var. Bizden x'i istiyor. Şimdi bakın x'i şu şekilde bulabiliriz. Değişik bir yoldan çözelim. CD ile EB'ye paralel çizelim. Nereden? A'dan. Şöyle bir paralel çizelim. Bakın burada bir C kuralı oluştu. Görüyor musunuz? O zaman burası 120 derece ise burası ne olacak? 60. Peki diğer tarafta da yöndeş açılar var. Bakın bu vatandaş Buna paralel ya. O zaman burası 80 derece ise burada ne olacak? 80 derece yöndeş açılar. Ha Benden X istiyordu. 80, 60, 140. Cevabımız B şıkkı. 3 tane paralellik var. B, A, D, E, F, G paralel. 120, 140'ı vermiş. Bizden X istiyor. Bir tane daha açı var. Şimdi Doğru açı sorularını çözerken bazen sivri uçlar göreceğiniz. Bakın C'de olduğu gibi. İşte o sivri uçları yakalarsanız hemen o uçtan diğer paralelleri bir tane paralel çizin. Bakın C köşesinden B, A, D, e ve F, paralel çiziyorum. Paralelimizi çizdik. Şimdi bunu çizdikten sonra C kuralımız vardı ya. Neydi C kuralı? Şöyle yan yatmış bir C. Şuradaki açı ile buradaki açının toplamı kaç dereceydi? 180 derece. Onu kullanacağız. Şimdi bak burası 140 derece mi? O zaman burası kaç olacak? 40. Toplamları 180 olsun. Peki burası 120 derece ise bura kaç olacak? 60. Tamamı 60. E 40'ı buradaysa bu arkadaşlar açı ortayları 20 kaldı. Onlar da 10-10 paylaştılar mı? Şimdi benden x'i istiyor. x'i de artık şuradaki c'den buluruz. İşte şu. Bura kaç derece? 40 daha 50. O zaman x'e ne kalacak? 180 50'den 130 kalacaktır. Bir de sanki böyle x'in 130 olacağı çok belli gibi ha. 120, 140 bu da arada olsa olsa kaçtır? 130'dur. Gidip de 128 olacak hali yok ya değil mi? Birazcık böyle uyanık olun ha. Aradığımız cevap B şıkkı. Paralellimiz var. ABCD'ye paralel 120 115 25 bizden x'i istiyor. Şimdi hatırlıyor musunuz? Daha önceki videolarda şöyle bir şey demiştim. Doğru da açı çözerken böyle sivri uç yakalarsanız o uçtan diğer paralellere paralel çiziniyorduk. Şimdi bakın bu soruda da öyle bir şey yapacağım. Şurada E noktası da bir sivri uç var, görüyor musunuz? Oradan AB ve CD'ye paralel çizeceğim. Şöyle daha güzel çizelim. Şöyle bir şey. Şimdi bunu çizince galiba soru çözülür gibi geliyor bana. Bakalım. Şimdi önce şu C'yi görüyor musunuz? Burası 120 ise burası kaç olacak? 60. Toplamları 180 olması için. Şimdi bir tane M var ama birazcık garip bir M. Nerede ben göstereyim size göreceksiniz. Şuradan başlıyoruz. Burada böyle ve böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle birazcık yayvan garip bir M'miz var. M kuralı neydi? şöyle gösterirsek bununla bunun toplamı bize şu arayı veriyor değil mi? O zaman 25 ile bu arkadaşın toplamı bana 115 arayı verecek. Bu M kuralı zikzak kuralından geliyordu. Sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Sola bakanların toplamı sağa bakanın toplamını eşit. Bakın burada da 25 aşağı bakıyor. 115 yukarı bakıyor. O zaman burada da aşağı bakan açı almam lazım. Sırayı bozamam. Aşağı bakanların toplamı Yukarı bakanın toplamına eşit. E, 115 25 artı bu arkadaş. E, 25'te kaçı toplarsanız 115 olur. 90 değil mi? Demek ki burası 90. E, burada 90'sa, da 90 ise arka 90. 60 60'ı buradaysa eksene kaldı. 30 cevabımız A şıkkı. Evet şekle bakınca bir zikzak sorusu değil mi? Zikzak kuralı uygulayacağız. Neydi zikzak kuralı? Sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşit. Önce ama mutlaka bir yandaki bilgileri okuyalım. Belki göremediğimiz bir şey veriyordur bize. A B C D'ye paralel. E, tahmin edebiliyorum. Ha dikkat. A E F G'ye paralel. Bu vatandaş buna paralelmiş. Bakın bunu tahmin edemiyordum. Okudum. 60 130 bizden x'i istiyor. Şimdi bakın şurada bir Z kuralı var görüyor musunuz? O zaman şuraya A derece dersek burası da ne olacak? A derece. Hadi zikzak kuralına başlayalım. 60'tan başlayalım. 60 sola bakıyor. Sırada kim var? Sağ. A. Sonra sol. A. Sonra sağ. X. Dikkat. Sol. 50. Aman ha gaza gelip de 130 almayın. Sırayı bozmayın. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ. Değil mi? O zaman sola bakanların toplamı 60 artı A artı 50 eşittir. Sağa bakanların toplamı A artı X. A'lar sizler ömür. 60 50 daha 110. 110. Aradığımız cevap C şıkkı. Sorumuzu çözmeden önce size bir hatır yapalım mı? Bumerang. Şöyle bir şey değil mi? Bumerang. Neydi bu bumerang arkadaşlar? İçerideki A, B, C açılarının toplamı şu dışarıdaki araya eşitti. Yani üçünün toplamı bize bu arayı veriyordu. Burada da onu kullanacağız. Bakın bu merankımız şurada. Hop. Hop. pa. O zaman şuraya alfa dersek 50 artı 20 artı alfa bana şu arayı verecek. Şimdi soruları mutlaka okuyun diyorduk değil mi? Bakın şurada bir paralellik var. AB CE'ye paralelmiş. O zaman ben buraya alfa deyince Z kuralından dolayı buradan oldu alfa. Ha şimdi güzel oldu bakın. İçerideki açılar 50 artı alfa artı 20 eşittir şu aradaki açı. Yani alfa artı x. Alfalar sizler ömür. 50-20 daha 70. X değerimiz cevabımız da C şıkkı. Sorumuzu çözmeden önce gene ben size bir hatır yapayım mı? Şöyle bir kural var doğru açılarda. Nedir o kural? Paralel iki tane doğru. Bu paralel iki doğru arasına kırık doğrular yerleştirirseniz oluşan açıların toplamı kırık sayısı çarpı 180 eşittir. Ne demek? Türkçe'ye çeviriyorum. Paralel iki doğru. Araya şöyle iki tane kırık doğru koyalım. İşte oluşan şu 3 açının toplamı 2 tane kırık var ya 2 çarpı 180'den 360 derece eşit. Mesela bunu genişletelim birazcık. Araya 3 tane kırık koyalım. 1, 2, 3. Bakın 3 tane kırık doğru koydum. 4 e, tane açı oluştu görüyor musunuz? İşte bu 4 tane açının toplamı 3 tane kırık olduğu için 3 çarpı 180'den 540'a eşit. Suyunu çıkaralım mı? 2 tane paralel doğru. 1, 2. 2, 3, 4 tane kırık koyalım. İşte oluşan bu 5 açının toplamı 4 kırık olduğu için 4 çarpı 180'den 720 dereceye eşittir. Bunu bilin arkadaşlar çünkü sık sık sorulan bir şeydir. Yani aldığınız zaman rastgele raftan bir geometri kitabı kesinlikle bu özellikle alakalı soru karşınıza çıkar. Bakıyoruz paralelliğimizi görüyorsunuz. Kaç kırık var arada? 1, 2 kırık var. O zaman 2 kırık olduğu için 2 çarpı 180'den oluşan 3 tane açının toplamı 360 derece. Açı ortaylarımızı hemen harflendirelim. A, A, B, B diye açıları toplayalım. Burada bir 100 var. Artı burada bir 2B var. Artı aşağıda da bir 2A var. Eşittir 360. At bunu bu tarafa. 2B artı 2A eşittir 260'dan. Her tarafı 2'ye bölersek B artı A kaç gelecek? 130. Şimdi şu üçgene bakın. B artı A 130 ise X kaç derece gelecek? 50. Üçgende iç açılar toplamı 180 derece değil mi? Yani bunu çok iyi biliyoruz. Hatırlatmaya gerek yok. O zaman X 50 derece. Cevabımız da B şıkkı. ABCD'ye paralel AE GF'ye paralelmiş. Tamam öyle olsun bakalım. 140'ı 150 vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi birazcık değişik bir soru. Bakın şöyle yapacağım. Şu arkadaşı uzatıyorum. Burası 140 ise bura kaç derece olacak? 40. Şimdi aynı şekilde şuradan da bir paralel çiziyorum. Şimdi amaç ne? Bunu böyle yapınca ne oluyor? O 40 buldu değil mi? O 40'ı kullanacağım. Nasıl? Bakın bu vatandaş buna paralel değil mi? E, bu da Buna paralel. O zaman bu ikisinin arası 40 derece ise burada kaç olacak? 40 derece. E, tamamı 150 idi. Buraya ne kaldı o zaman? 110 derece. Şimdi bak burada bir z kuralı var. Gördünüz mü z'yi? Burası 110 ise x de 110. Cevabımız b şıkkı.